An senti che poesia sto mandolino, quando son nato stava già a suonare, per i vicoli di Roma, quando ero ragazzino, so cresciuto in mezzo a sta romanità. Roma ve Juliet, 1597 eserin yayın tarihi, William Shakespeare. Dünyanın en önemli aşk eserlerinden biri. Juliet'in balkonu burada. Turistler akın akın geliyor. Peki işin sırrı ne? Evet, aslında işin sırrı 20. yüzyılın başlarında Antonio Aveni adında Verona Müzesi direktörünün başının altından çıkıyor her şey. Burası 13. 14. yüzyıl yapımı eski bir ev. Tower House, yani kule evi surların yanında yapılmış. Daha sonra 20. yüzyıl, 19. 20. yüzyılda anonim deniyor. Yani asıl sahibi belli olmadan kullanılan ev, dükkan ya da gezilen tarihi bir ev olarak geçiyor. Fakat William Shakespeare'in eserinin burada geçmesinin ipuçları insanların dikkatini çekmeye başlayınca işte arkamda bulunan küçük minik siyah şapka. Capuletti, Capuletta. İtalyanca küçük şapka anlamında. William Shakespeare'in eserinde Juliet'in soyadı Capulet, Capuletti, Capuletta, küçük şapka olduğu için efendim uyanık o dönemin müze müdürü o ev bu evdir diyerek böyle bir hikayeyi yazıyor ki bu anonim ev tam da cuk oturuyor hikayeye ve burası Juliet'in evi oluyor. Yani Romeo Montague, hanedanının oğlu ve ünlü Capulet ailesinin kızı Juliet, soyadları Capuletti ya da Capuletta olarak kitapta geçen minik şapka, bu minik şapkalı evin burada buluşuyorlar ve balkon konuşmalarını yapıyorlar. Sevgiler, saygılar. Çok güzel bir devam.